Ya arkadaşlar ya. Ya ne olur şu ayakkabı alışverişine bir ara verip şurada oturalım ya. Zira ben zaman mekan kavramını yitirdim bu AVM'de. Saat kaç, hangi yıldayız, adım ne, her şeyi unuttum. Gerçekten bir tezgahtar daha beyefendim nasıl yardımcı olabilirim derse... ...sok diyeceğim çekiciye böyle böğrüme, çevir diye haykıracağım yani. Ay çok abarttınız ya, gerçekten abarttınız. Arkadaşlar şöyle yapalım, hani ben sadece şunu söyleyeyim, ayakkabı almak öyle kolay bir şey değil. Biz... Bunlar soluklansın, biz bir tur atıp yerine dersin. Hmm, tamam olur, tamam. Maviş, ben biraz dolaşacağım, sonra geleceğim, tamam mı? Maviş, ne oldu lan? Sen Burcu'ya soğuk yapıyorsun. Aranızda sorun mu var? Ya bilmiyorum kanka. Böyle kafamda sorular var. Yürümüyor sanki. Oğlum yürümüyorsa ayrıl lan. Niye oyalıyorsun kızı? Ayrılamam. Niye? Söyleyemem ya. Yadırgarsın beni. Yani aslında haklıyım da, söyleyince hayvan gibi durabilirim. Oğlum benden mi çekiniyorsun? Söylesene ne oldu? Burcu'nun bana çok borcu var. Ayrılırsan vermez. Ne? Kanka içeride çok param var, ayrılamam. Hayvana bak lan. Oğlum dükkan mı lan bu? İçeride parası varmış. Manyak mısın oğlum? Bir yıla yakındır çıkıyorsunuz lan kızda. Aranızda paranın lafı mı olur? Abicim olmaz da yani borç demese, geri vereceğim demese... Yemin ediyorum sıkıntı yok ama böyle keriz gibi hissediyorum kendimi ya. 10 aydır çıkıyoruz. Geçen bir hesapladım. 7540 lira borcu var bana. Paranoyak oldum oğlum ben. Psikolojim bozuldu lan artık. Ya benim gözümde sevdiğim kadın sürekli iş kurup batıran enişteme döndü be abiciğim. Böyle bir şey olamaz ya Fikri. Ağlama lan ağlama. Burnunu sil. Şuna bak. Hayvan herif. Bulmuşsun gül gibi kızı. Bir de para diyorsun. Oğlum unutmuştur belki kız. Gelsin çaktırmadan sorarız ya. Öyle bir şey yoktur. Yoktur değil mi? Yoktur oğlum ya. Oğlum kabuslarıma giriyor. Sürekli keriz parası diye gülüyor ya. Terleyerek uyanıyorum yemin ederim. Keriz parası. Nasıl ya? Ne keriz? Kim keriz? Ne oluyor? Ya şimdi biz iddiaya girmiştik. Bu ayakkabının 37'si kalmıştır kalmamıştır diye. Ondan sonra Burcu da iddiayı kazandı. Onu... Evet. Size tatlı ısmarladım. Hadi yiyin. Ulan bir de kızın günahını aldım bak. Doğru dedin ha. Şey Maviş, tatlılar için bana 50 lira verebilir misin borç? Sen hani iddiadan kazandığın parayla ısmarladın ya bize. Ha yok. Hayır iddiadan ben 200 lira kazandım ama onu adam bozuk olmadığı için veremedim onu almadı. Borç. Tamam dur vereyim. Al. Tamam işte fare gibi üflüyor üflüyor kemiriyor. Çalgıcı Bey. Çok teşekkür ederim abla. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Hayır. Tuttuğun altın olsun ablacığım. Madem dinlenmişseniz kalkalım. Şu ayakkabıyı kaçırmamak lazım. Aa, doğru söylüyorsun. Tamam. Kalkamadım. Şey, Maviş, ayakkabı için bana 200 liradan borç verebilir misin? Nasıl ya? Sen biraz önce iddiadan 200 lira kazandım demedin mi birader? Birader. Bir dakika kanka ya, bir dakika. Bir dakika, bir sessiz olur musun? Bir dakika, bir dakika. Sen biraz önce iddiadan 200 lira kazandım dedin mi, demedin mi? Dedim de yanımda sadece 200 lira var. Koskoca İstanbul'da sadece o parayla mı gezeceğim ya? Sadece o parayla kalmayayım. O yüzden senden borç istiyorum 200 daha. Ya hayretler içindeyim. Aşkım sana hediyem olsun diyeceğine bıdı konuşuyorsun ya. Hani... Tam buldun. Bana hediye alacak. Yani benim için elini cebine sokacak. Birazcık cimridir de. Ben cimriyim öyle mi? Biraz. Fikri duyuyor musun kardeşim? Ben cimriymişim. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana borç falan vermeyeceğim. O ayakkabıyı ben sana hediye alıyorum. Hatta o ayakkabıdan 3 tane alıyorum. Hadi. Ay ben hediye falan istemiyorum ki senden. Nereden çıktı şimdi bu ya? Ben senden borç istiyorum sana.
sadece, o kadar. Hediye falan istemiyorum. Hayır arkadaş, borç falan vermiyorum. Niye? Hayır, istemiyorum ya vermek. Ya niye vermiyorsun? Suratıma bak. Olmaz, vermeyeceğim. Niye vermiyorsun? Vermek ya? İstemiyorum. Ya neden borç veriyorsun? Olmaz diyorum neden ya. Neden diyorum? Borcunu geri vermiyorsun çünkü. Bana bak. Sen evden çıktığında haysiyetini ve gururunu nerede bıraktın acaba? Sen nasıl arkadaşların önünde bana borcunu vermiyorsun diye bağırırsın ya? Ben bağırmadım, o bağırdı. O dedi, çok borcu var sana dedi, hatırlat dedi. Dedim, aa, cidden şerefsiz lan bu. Ya Mesut, iki kuruşun hesabını mı yapıyorsun ya? Utanmazsın sen, yemin ediyorum. 7540 lira. Ne diyorsun, anlamıyorum. Kaç? İki kuruş değil, 7540 lira. Ay, her şeyin hesabını tutmuş ya. Kuruşu kurucuna hesap tutmuş. Sana rezil. Ne oluyor ya? Bağırma be. Ne oluyor be? Bağırıyorum işte. Ne var? Haklıyım kardeşim ben. Haklıyım, anlıyor musun? Allah Allah ya. Borç verdim. Tamam. Biraz hayvan gibi gözükebilirim ama kim de birisine borç verse aynısını orada söylerim. Anlıyor musunuz? Allah Allah ne ya. Ne diyorsun sen ya? Ben şimdi kime borç vermişsin de sen ben borcumu ödememişim gibi imalar yaratıyorsun. Ne demek istiyorsun sen? Açık dışarı şunu. Öyle mi hanımefendi? Evet. Öyle mi? Mesela şu çanta. Şu çantayı biz nereden aldık? Kadıköy'den. Kadıköy'den. Ne zaman aldık? Geçen ay. Peki kim aldı bunu? Ben. Bu sen aldın ya. Terbiyesiz adamlar. O almış. Kızım biz Kadıköy'e gittik. Sen bu çantayı beğendin demedin mi bana? Varmış. Varmış ki. Bu çantayı ben alsam Aysan'ı sonra parayı sana verirsem olur mu? Demedin mi? Altındaki ayakkabıları da çok beğendim. Aa, bunlar birbirine çok beğendim. Bunu da mı aldın? Demedin mi kızım? Ben aldım onları, ben. Anlıyor musun kızım? Ben hatırlamıyorum bile o günü çünkü senin gibi hesap tutmuyorum. Ben hesap tutuyorum. Bir dakika kanka. Ben hesap tutuyorum kardeşim, anladınız mı? Bu çantanın, bu ayakkabının parasını ben ödedim. Ve senin bana borcun var, sevem. Borcunu ben. Vermiyorum lan borcumu. Nasıl vermiyorum? Vermiyorum borcumu. Verdiksin, verdin. Vermiyorum borcumu. Vermiyor musun? Vermiyorum. Bir dakika Fikri. Vermiyorsun. Ayakkabıyı. Ya ver ayakkabı. O benim ver ayakkabı. Hayır, ben verdim parasını. Ne? Aha, çantayı da. Aa! Deli, ne yapıyorsun sen? Kanka film koptu artık, anladın mı? Buradan geri dönüş yok. Oh be! Hanımefendiye bak ya! Ben her şeyin parasını vereceğim, hanımefendi sefasını sürecek. Aa, ben giyerim, bak fıstık gibi de oldu. Aa! Kötü bey, bakar mısınız? Buraya gelir misiniz lütfen? Geleyim abi. Şu kadının verdiği 20 lirayı ver bakayım bana. Ha? 20 lirayı ver. Benim param o ya, ver bana. Ya. He? Bu parayı şimdi ben sana veriyorum. Al. He? Allah benden razı olsun mu? Ne diyorsun sen ya? Söyle ya, Allah senden razı olsun de. İyi olsun, tamam. Ya yarım ağız söyleme şunu ya, doğru düzgün söyle. İyi tamam, Allah senden razı olsun. Tamam, Allah ne muradın varsa versin mi? Söylesene kardeşim. Allah Allah söyle. Allah senin cezanı versin. Deli. Çabuk git. Al parası da. Ver. Sen ne aşağılık bir adam mısın? Aşağılık. Manyak. Ha şimdi ben aşağılık oldum öyle mi? Evet. Maymun gözünü açtı kızım. Ben... Anlıyor musun bundan sonra? Yok öyle şeyler. Neymiş? Sana verdiğim bütün paramı geri alacağım. Anlıyor musun? Bütün her şeyi geri alacağım. Aa! Geri vereceğim sana hepsini. Dün bana yemek ısmarlamıştın ya. Onu da geri verirsin. Ya çirkinleşme, çirkinleşme. Bak var ya, sen bir daha sakın benim karşıma çıkma. Hadi çıktım, çıktım karşıma. Paramı vereceksin kızım. Seni var ya saçını başını... Aa, ne yapıyorsun? Lan oğlum. Yolarım saçını başını seninle. Saygı sen. Sakın karşıma çıkma benim bir daha. Asla karşıma çıkma benim bir daha. Lan kız gidiyor, bir şey söyle lan, özür dile. Burcu bir dakika. Ah, anladı hatasını öküz. Gidemezsin. Git. Ne oldu? Ben gidemezsin. Çok seviyorsun beni değil mi? Pişman oldun, köpek gibi özür dileyeceksin benden. Gidemezsin, gidemezsin çünkü... Çünkü? Ayakkabını değil, sen de kaldı. Aa! Ya Mesut, ne yapıyorsun? Ver şunu bakayım. Aa! Sen yine gördün mü?
Ümeğini sıkacağım onu. Ümeğini sıkacağım. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza.